İçişleri Bakanı'na soruyorum. Üsküdar Belediyesi'nin aracı içinden hilafete çağrılar yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Laik cumhuriyetle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Üsküdar Belediye Başkanı'nın yetkisinde olan bir belediye aracından yapılan bu hilafet çağrılarına karşı bir soruşturma başlattınız mı? Laik cumhuriyeti ortadan kaldırmaya ve rejimi değiştirmeye yönelik olarak yapılan bu eylemin gerçekleştirilmesine yardımcı olan, göz yuman, fırsat veren Üsküdar Belediye Başkanı'nı görevden almayı düşünüyor musunuz? Bunu gerçekleştiren belediye personeli açığa alınacak mı? Bu tür eylem ve işlemlerin bir daha olmaması için tüm belediyelere bir genelge göndermeyi düşünüyor musunuz? Emeklilerimizin aldıkları maaşlar çok düşüktür. Bu yılın artışı da Ocak'ta %3, Temmuz'da %4 olarak tespit edilmiştir. Yapılan artış hayat pahalılığına eşdeğer değildir. Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye vermeyi düşünüyor musunuz? 2. Kamu personelinin enflasyon karşısında aldıkları maaşlar çok düşük kalmıştır. Tüm kamu personeline Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye vermeyi düşünüyor musunuz? 3. Sigara üzerindeki özel tüketim vergisi çok yüksektir. Hala da yükseltilmeye devam ediliyor. Özellikle yabancı sigaraların üzerine konulan bu yükler ÖTV nedeniyle kaçak sigarayı devamlı destekliyor. Piyasada fazlasıyla satılıyor. Bu durum devlete çok büyük zarar veriyor. Bu nedenle satıcılar arasında haksızlık yaratıyor. Bunu düzeltmek için yabancı sigaralar üzerindeki ÖTV'yi düşürmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.